Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık yelek modelini çalışacağız. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık, 3 boyutlu kabartmalı bir model. Yapımı da inanılmaz kolay, hızlı ilerleyen. Genelde zaten beni seyreden arkadaşlar, takip eden arkadaşlar bilirler. Genelde kolay ve çok şık modelleri sizler için tercih etmeye çalışıyorum. Bu da onlardan biri. Göründüğü kadar zor değil. Yapımı gerçekten çok kolay. Görünce siz de anlayacaksınız. Hemen şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da gayet düzgün ve çok şık duran bir model. Kullandığım ip Alize'nin Angora Gold simli şal ipini kullandım. İkisi de aynı ip. Hemen tığımı göstermek istiyorum. Tığım 2,5 numaralı da tığ kullandım arkadaşlar. İsterseniz yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce arkadaşlar videomu beğenip paylaşırsanız bir nokta dahi olsa videonun altına yorum yazarsanız beni çok sevindirirsiniz. Çünkü bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlayacak beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar çok önemli. Sizler de biliyorsunuz. O yüzden videoların devamı için videolarımı beğenip paylaşırsanız ve altına bir emoji dahi koyup yorum yazarsanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de abone ol tuşuna basıp hemen yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle zincirle başlıyoruz. 5 ve katları şeklinde zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veya istediğiniz boyuta gelene kadar zincirinizi çekebilir. Arta kalan ipi de kesebilirsiniz. Saymanıza da gerek yok aslında. Ben şimdi saymadan çekiyorum. Ama altına eğer lastik yapacaksanız muhakkak saymanız gerekiyor. Ben istediğim ebata gelinceye kadar zincirimi çekiyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Ben şöyle uzunca bir zincir çektim. Saymadım. Normalde saydığınızda artı 1, 2, 3, 4 tane de çekmeniz gerekiyor. Şu iki yandaki trabzanlar için. Arkadaşlar zincirimi tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını doladım. Tırnağımla tuttuğum yere şöyle iki kez başını doluyorum. Şöyle göstereyim. İki kez başını dolayıp hemen tırnağımla tuttuğum yere batırdım ve 2-2 ilmek çekerek üçlü bir trabzan yaptım. Başını doladım. Bakın. 1-2-3-4 5. zincirime batırdım. Pardon, yine iki kez doluyorum. 5. zincire batırdım. Yine 2-2 çekerek aynı zincirin içine 3 tane trabzan yapacağım. 2 kez başını doladım. Aynı yere battım. 2-2 çekerek ikinci üçlü trabzanımı yaptım. 3.'ü yapıyorum başını 2 kez dolayarak. Araya 2 zincir çekiyorum. Başını 2 kez doladım. Aynı zincirin içine batıyorum. 2-2 çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Yine aynı yere 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir model elde etmiş olduk. Burada hiç zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. 1-2-3-4 5. zincire batıyorum. Başını bu sefer bir kere doladım. İpimi uzatıyorum. Buraya bir fıstık yapacağız. 5'li bir fıstık. 2 3 4 ve 5. Fıstığımı 2 kere de kapatıyorum. Bu şekilde. Daha sonra başını doluyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. Başını 2 kez doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batırdım. Ve 2, 2 ilmek çekerek üçlü bir trabzan yapıyorum.
Başını iki kez doladım. Aynı yere battım. 2 2 ilmek çekerek üçlü bir trabzan yapıyorum. Az önce yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Aynı zincirin içine 3 tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Başını dolayıp tekrar aynı yere batırıp aynı yere üçlü bir trabzan yapıyorum. 3 tane. Bu şekilde. Trabzanlarımızın biraz uzun olması ve tok durması için 2 kez başını doluyoruz. Ama sizin için önemli değilse başını bir kez dolayarak da trabzan yapabilirsiniz. Başını bir kez doladım. Hemen bakın dipten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.ye batırdım. Ve ilmeğimi uzattım. Ve 5'li bir fıstık yapıyorum. 4 ve 5. Fıstığımı 2 kere de topladım. Ve başını 2 kez dolayıp 1, 2, 3, 4, 5.ye yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir yine aynı yere başını 2 kez dolayarak üçlü trabzan yapıyorum. 2, 2 ilmek çekerek. 2 zincir, başını doladım. Bakın yine aynı yere batırıyorum. Ve 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde 3 tane modelim oldu. Zaten size göstermem için de yeterli olacaktır. Burada bitiş sıramızda başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5.ye batırdım. Yine 2 kez başını dolayarak batıralım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Başını 2 kez doladım. Hemen onun yanındaki ilmeğe batırdım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Şöyle ipimi uzatayım ve göstereyim. Bakın bu sıram bu şekilde olacak. Arta kalan ipimi de şöyle sayarsanız ip artmayacaktır. Ama saymadan yapınca şöyle ipimi kestim. Ve şöyle tığımla çözüyorum. Evet. Şöyle sıkarsak da gördüğünüz gibi kesilmiş oldu. Bunu daha sonra saklayacağız. Şimdi burada ikinci sırada bir zincir çekip dönüyorum. Hemen dibine batıyorum. Hemen dibine battım, bir sık iğne yaptım. Onun yanındakine battım. Bir sık iğne daha yaptım. Burada başını hiç dolamadan ilk trabzanı şöyle arkadan batırıp sık iğne yapıyorum. Bir, ikinci trabzana batırdım. İkinci sık iğnemi yaptım. Pardon. İpsim ne olduğuna biraz takılıyor. İkinciye battım. Sık iğne. Üçüncüye batıyorum. Üçüncü sık iğnemi de yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın. Bu 5 zinciri şöyle modelin önünü çevirerek hemen şuraya bağlıyorum. Sık iğneyle. Bakın şu şekilde bağladım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Modelimin yine bana doğru olan yüzünü çevirdim. Ördüğüm yüzünü yine tek tek trabzanlara batıp sık iğne yapıyorum. Tek tek trabzanların beline dolayarak sık iğnemi yaptım. Bakın hemen şöyle çevirip modelimi göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bu fıstıklı bölümü 2 zincir çekerek atlıyorum. Hemen ilk trabzanımı beline doladım.
Sık iğnemi yaptım. İkinciye doladım. Sık iğnemi yaptım. Üçüncüye doladım. Sık iğnemi yaptım. Burada ne yapıyorduk? 5 zincir çekiyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimin ön tarafını şu şekilde çevirdim. Bakın hemen şurada zincire yapmıştık. O zincire yani dibine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle oraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen çevirdim. Ve yine trabzanlara tek tek beline dolayıp sık iğnemi yapıyorum. Bakın ikinci sıramızda da yani ikinci modelimizi yaptığımızda da görüntü bu şekilde oluyor. Şimdi 1-2 zincir çekip fıstığımı atlıyorum. Ve yine trabzan beline dolayıp sık iğnelerimi yapıyorum. Bu sıradan sonrası zaten inanılmaz kolaylaşıyor arkadaşlar. Bu kurulum sırası bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın tam ortadakinin dibine battım. Kaydırma yöntemi. 1, 2, 3, 4, 5. Çevirdim modeli. Trabzan. Beline dolayıp sık iğnelerimi yapıyorum. Tek tek 3 tane. Aralarda zincir çekmiyoruz. Bakın 2 tane trabzanım var. Onların tek tek tepelerine batıyorum. Sık iğne. Diğer zincir çektiğimiz yere de batırdım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve modelimi çevirdim. Şimdi burada tekrar başında oluyorum. Bakın burada iki trabzanım var. Hemen ikinci trabzanın tepesine batırıyorum. 1, 2, 3 kere de yukarıya doladım. Başını 2 kez dolayarak. Yine başını 2 kez doladım. Bu sefer trabzanlarımı. Bakın şurada zincir bölümümüz var. Bakın şöyle elim yukarıda kaldı. Şu şekilde. Buraya dolayıp ilk sırada yaptığımız gibi 3 tane başını 2 kez dolayarak 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Araya 2 zincir başını 2 kez doluyorum. Yine aynı yere batırıp 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor sıra. Daha sonra başını doluyorum bir kez. Bakın fıstık üstüne geldim. Fıstık üstünde de iki tane zincirimiz var. Zincirimizle başını bir kez dolayıp zincirin arasına batırıyorum ve beşli bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Fıstığımı iki kere de kapattım. Başını iki kez doladım. Bakın burada da çektiğimiz zincir var. Yine o zincire batırıyorum arasına ve üçlü trabzan yapıyorum. Üç kere de çektiğim. İki kez başını doladım. Üç kere yukarı çıktım. Üç kere de. İki zincir. Yine başını iki kez doladım. Aynı yere batırdım. Üç tane üçlü trabzan yaptım. Başını bir kez doluyorum. Bakın fıstık tepesine geldim. Burada çektiğim iki zincir var. Ve hemen ipimi uzatıyorum. Oraya beşli bir fıstık yapıyorum. 3, 4, 5. Fıstığımı kapattım. Başını iki kez doluyorum. Ve bakın yine modelimin üzerindeki zincire tığımı doluyorum. Ve oraya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Az öncekinin aynısı. Dediğim gibi model inanılmaz kolay. Hemen aklınızda kalacak, unutmayacağınız bir model.
Yeni öğrenenler bile inanılmaz kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Çünkü her iki sırada bir aynı ilerleyen model hiç değişmiyor. Şu şekilde bu sıramızı da bitirmiş olacağız. Başını iki kez doluyorum. Bakın iki tane trabzan bölümümüze geldim. Buraya sık iğne yapmıştık. İlkine batırdım. 1, 2, 3. Başını iki kez doladım. Hemen onun yanındaki sık iğneye battım. Yine aynı şekilde 2, 2 yukarıya çıktım. Şurada ben iki tane trabzanlı yaptım ama sizler yelek yaptığınızda dörtlü, beşli yapabilirsiniz. Ona göre de sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. Burada yine sık iğne bölümüme geldiğim için bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Hemen burada dibine batıyorum. Şu ilk trabzanın dibine batıyorum. Bir sık iğne. Hemen ikinci trabzanıma battım. Bir sık iğne. Daha sonra az önce yaptığımız gibi trabzanların birine dolayıp tek tek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bu sefer artık bundan sonraki sıralarda da bakın şurada 2 zincir çekmiştik. Bakın tam 2 zincirin şöyle bakın şuraya sık iğne ile buraya tam orta kısmına sık iğne ile yani kaydırmayla daha doğrusu sık iğne demeyelim. Kaydırmayla oraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimi çevirdim. Tekrar trabzanlarımı beline dolayarak sık iğnelerime devam ediyorum. Burada ne yapıyorduk? 2 zincirle fıstığımızı atlıyoruz. Ve diğer modelin tek tek trabzan bellerine dolayıp sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimi çevirdim. Bakın arkadaşlar tam şu bölüme. Modelimiz bu. Tam nasıl net gösterebilirim? Bakın. Tam orta kısmına şöyle dibine batırıyorum. Ve şu şekilde kaydırma yöntemiyle oraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yine aynı işlemi devam ediyorum. Tek tek trabzan bellerine dolayarak sık iğnemi yaptım. 2 zincir. Hemen trabzan beline doladım. 3 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şu şekilde çeviriyorum. Bakın yine aynı şekilde diğerlerinde yaptığımız gibi sabitledim. 3, 4, 5 zincirimi çekip tekrar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Sıramız hep bu şekilde ilerleyecek. Başka bir işlem yapmıyoruz. Bakın ilkine batırdım trabzanımın sık iğne. İkincisine batırıyorum. Şöyle. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve modelim bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi inanılmaz kolay, inanılmaz hızlı ilerleyen bir model. Bu sırayı da bu şekilde devam edeyim yine. Hemen ikincisine batırdım. Üçlü trabzanımı yaptım. Başını iki kez doladım. Bakın yine aynı ilerliyorum burada. Üç tane. Üçlü trabzan. Araya 2 zincir. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırdım. Ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Yeni muhakkak ki anladınız. Ama yeni öğrenenler için bu başlangıcı da
bu şekilde göstermek istedim. Başını dolamadan, başını bir kez dolayarak hiç zincir çekmeden fıstığın tepesine iki zincir çektiğimiz yere bir fıstık daha yapıyorum. Beşli. Bu şekilde arkadaşlar, sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Modelimizin devamı bu şekilde. Ben sıra sonunu bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıra sonumu bitirdim. Gördüğünüz gibi modelimiz şahane bir şekilde ortaya çıktı. Pembeyle de çok hoş oldu. Yeşille de çok hoş görünüyor. Ben iki rengi de çok beğendim. Eminim ki krem rengiyle de çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve yine çok hoş, kolay ve çok şık modellerle tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.